Ey göklerde ki babamız kutsal olsun senin adın, krallığın gelsin senin gökte yerde. Bugün bize sağla yine, bize borçlu affettik biz, sen de bizi aynen öyle. Affet yine bizi, koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten, çünkü sonsuza dek. Ne var? Leş gibi kokuyor çakal ya. Puf. Lağıma düşmüş yanki. Yok abi yok ya, ben bu adamla hayatta yatamam. Kokuyor burası, leş gibi kokuyor ya. Ama yok abi. Ben güzel bir tüsü yapayım bugün. Hem bununla bugün kesinlikle yatamam. Neşemi keyfimi bozamam. Çünkü bugün keyfim yerinde. Ben en güzel dur. Tüsü yapayım kendime. Hem buranın kokusu değişir, hem de odanın. Zuladan bir çıkaralım bakalım. Ha. Hay yavrum. Mis gibi de kokuyor. Ulan burada içsem yakalanırız oğlum. Dur bakayım ya. Ben koçeroyu alıp en iyisi kafede içeyim. Ha. Kağıt var mı? Aha, kağıt yok. Ah, kağıt yok. Ha, ver bakayım. Of. Sınıf hamur kağıt ha. Tamam, kağıdımızı da bulduk. Aynen. Aa, bunu da koyalım. Hadi bakalım. Kafayı silmeye.
koçarım. Çektim Nezih'i yanıma. Oğlum dedim, delikanlı adamsın. Yakışıyormuş sana. Mal yakaladım lavukta, mal mal. Demez mi? Abi, ben çöpe atarım. Ben de yedim. Çöpe atacakmış keriz. Ulan, ortamda gençler var. Onlar var, bunlar var. Eline geçer. Düşündüm, taşındım. Dedim ki, Turancığım, sen bu uyuşturucuyu imha et. Yak, ortadan kaldır. Ne yapıyoruz? Mesela şurada bir tane var. Alıyoruz. Yakıyoruz, imha ediyoruz değil mi koçum? Dur lan. Bunun zıvanası vıvanası yok. Bir şu kutsal kitaptan, yapraklardan, uf. Güzel damur kağıt. Bir cigaralık çarşafı yapalım. Hayda. Bu ne lan? Hayda koçero. Ulan kısmete bak koçero be. Koskoca kutsal kitaptan yine aynı hikaye. Aynı hikaye ya. Şuraya bak, olur mu ya? Nasibimize düşene bak. Kaybolan oğul. Bak anlatayım sana. Gel gel koçerim. Şerefine yavrum. Hikaye şöyle. Bir adamın kaybolan oğlu varmış. Oğul gitmiş. Baba onu bekliyormuş. Vay be, neymiş çocuk, paraları yemiş. Miş de. Karılarla kızlarla dansmans etmişmiş de. Babası onu bekliyormuş. Vay be. Hikayeye bak. Sen de kokluyorsun değil mi? Çakıyorsun koçum be. Vay be. Ondan sonra babası bu kaybolan oğlu, bu paraları karılarla kızlarla yiyen oğlunu şeyde bekliyormuştur. Nerede bekliyordu? Ha. Çıkmış köyün önüne. Bütün gün orada bekliyormuş. Böyle baba mı olur lan? Babaya bak babaya. Şam babası. Böyle baba mı olur değil mi koçerim ya? Güzelleşelim biz. Dur cigaramızı da saralım. Ha, hikayenin gerisi koçerim. Yani anlayacaksın. Akabinde ve detayında koçerim. Bu baba oğlunu bekliyormuş. Bizi bekleyen bir baba yok ki. Biz hep babalara geliyoruz. Biz hep babalara geliyoruz. Dur babacığım. Şöyle yapayım okkalı bir mal da gör. Ya, kusura bakma. Alışık malışık değilsin ama ne yapalım? Ey yavrum be koy. Ama göreceksin koçerim. Az kaldı, köşeyi döneceğim. Az kaldı, az. Göreceksin koçerim. Nasıl Nezih'i söğüşledim, Binali'ye kolpa. Yakında Nihal'i de alırız. Şöyle Ege'ye doğru bir çıkarız koçum. Sen, ben ve Nihal. Belki Binali boşamaz. Değil mi? Olabilir. Ama bizde şeytan kafası koçum. Şöyle bir rula yapalım. Haydi Allah hop hop hop. Yani anlayacaksın, eğer boşamazsa Binali karıyı, ben Nihal'e boşattırırım onu. Olmazsa lavuğu zehirleriz gider, olur biter, ne yapacaksın? Ama koçerim. Göreceksin, zengin olacağız koçerim. Güzel bir cigaralık oldu. Kutsal sözlerle, kutsal kitap. Aynen ekeye yelken senden koçum. Sen, ben, yine Nihal. Kendimize şöyle bir tekne alırız. Ben balık tutarım. Nihal yengen rakımı hazırlarken sana da şöyle iki tane horoz atarım küvesine. Kümesinde. Yapkın anladın sen onu. Her neyse. Enişte bizi evinden atacakmış.
Ulan senin kokuşmuş evine mi kaldın zibidi? Bir de evlat ediniyormuş. Adi herif. Çakma çocuk derler biz onda. Ben yapamadım. Al hazır çocuk. Kafa yok oğlum bunlarda. Kafa koçarım. Kafa yok ya. Kutsal kitaba sarılmış cigara da güzel olurmuş. Bizimkiler her gece okur bunu. Tanrı sözüymüş. Ben de severim Tanrı sözünü. Ama benimki daha farklı. Ben okumaktan çok içime çekerim. Söndürelim. Koçarım. Ah. Kafa güzel oldum. Kapıları da göremiyorum. Alır mısın bir fırt bir tanem? Kutsal kitaptaki Tanrı sözü uyarınca İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Ben de seni baba, oğul ve kutsal ruh adıyla vaftiz ediyorum. Ulan bu ne biçim kabusmuş ya. Kesin fal baktım ondan ya. Kesin fal baktım ondan. Bir daha fala bakanın ta! Canım sakın süsleri unutma. Hiç unutur muyum anne? Annemi. Bu kelimeyi duymayı o kadar çok istiyordum ki. Baba, Volkan baba. Kulağa çok hoş geliyor değil mi? Öyle. Çocuğumuzun daha ilk andan itibaren ailesinin yanında olduğunu hissetmesini istiyorum. Şimdi biz gerçekten anne baba oluyoruz değil mi? Evet canım. Rab sonunda bizi bir çocukla bereketliyor. O kadar çok heyecanlıyım ki. Kalktığımdan beri midem bulanıyor. Heyecandan olmalı. Bir ara istersen eczaneye uğra. Bir şeyler al. Bir ara uğrarım. Artık kendimize daha çok dikkat etmemiz lazım değil mi? Sonuçta anne baba oluyoruz. Beyler ben kaçıyorum. Abim şu tiyatrocuyla iş görüşmesi ayarlamış da. Yenice mi girdin? Sanırım evet. Rabbin izniyle. Bence oyalanma o zaman da kaçmışsın. Geç kalmışım. Hadi evet. Hadi. Dua edeceğiz kardeşim senin için. Sağ ol. Tamam. Nezih. Oğlum dershaneye geç kalmadın mı sen? Doğru ya. Ben de acele edeyim. Yürü Nezih. Hadi. Bak. Yürü. Hadi. Allah zihin açıklığı versin biliyor musun? Bu devirde öğrenci olmak zor. Deli gibi çalışıyor çocuk ya. Vay be. Posterler de cillop oldu ha. Ulan bu Oktay Hıyarı nerede kaldı ya? Biraları unutmasa salak. Unutur. Salak herif. Her neyse boş ver. Güzel oldu güzel. Bunu nereye asayım? Vay be. Heriflerin logosunda da horoz var ya. Bizim dernekte de horoz var. Ulan ben bu İngilizleri iyi sövüşlerim ha. Ulan Trump var ya. Çakal gibi adamsın. Tamam bunu bir yere yapıştırayım ama. Dur bakayım. Tam da Sivas'ımın yanına iyi gider. O da kırmızı beyaz. Bu da kırmızı beyaz. Köşeyi döneceğiz bu yaz. Tamam. Geldim abi. Ha, nerede kaldın? Biralar nerede lan? Soğuk olsun, akşama alırım dedim. Aferin lan, akıllı adamsın ha. Kutu güzelmiş, koy bakayım kutuyu oraya. Koy. Şimdi horozu ona koyalım, tamam mı? Tamam. Al şunu. Hakan'ın evine git ama balkona koy. Sakın unutma, tamam mı?
Bir dakika. Horozu yerleştirmeden önce bir de ona altına bir gazete serelim. Hayvan üşütmesin, soğuk. Ana, bu ne lan? Vay be. Bizimkilerden bahsediyor. $100. Adaba. Vay. Çakalın işte, vay. Alo. Turan. Canım eniştem. Bir tane eniştem. Nasılsın bir tane eniştem? Sezgi nasıl? Eczaneye kadar gitti. Yok yok yok. Önemli bir şey değil. Biraz heyecan yaptı herhalde. Sen ne istiyorsun? Senden bir ricam var be eniştem. 5 dakika önce benim hapistan arkadaşlar aradı da. Kütüphaneleri var bunların. Ya eniştem. Senden küçük bir rica bu. 100 tane... kutsal kitaba ihtiyaçları varmış arkadaşların. Sen temin edersin be eniştem. 100 tane mi? Ne yapacaklarmış o kadar kitabı? Şey enişteciğim, bunlar biraz kalabalıklarmış. Ya 100 tane olsa iyi olur be enişteciğim. He? Olmaz mı? 50 olmaz mı enişte? O da mı olmaz? Hadi ya. O zaman 10 tane olsun be eniştem. Ne demişler eniştem? Çok veren maldan verilmiş. Sağ ol enişteciğim. Ama unutma be enişteciğim. Yani bu gece kargoya vereceğim. Arkadaşlar merak ediyor da. Lütfen bir zahmet. Saygılar eniştem. Bir tane eniştem. Ama olsun. Zengin oldun tren. Vay be. Şimdi Nezih'den şantaj parası. Evet. Binali'yi her gün sövüş diyoruz büyü parası. O da güzel. Nihal Hanım'dan da şöyle bir yazlık mazlık. Ondan da biraz. Liverpool maçından da 3-5 kalır. Zengin oldun lan Turan. Zengin oldun. İyi akşamlar. Oo, iyi akşamlar enişteciğim. Oh canım eniştem, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Otur bir tane eniştem. Kolay gelsin. Sağ ol enişteciğim. Kolay gelsin de bu ne Liverpool? Ha, eniştem sen duymadın mı ya? Bu akşam İstanbul'da Liverpool'un maçı var. Liverpool'un maçı var da ondan her tarafı süsledik. İyi de sen Liverpool'lu musun? Aa, eniştem. Liverpool'un yakın köylüsü sayılırım. Hem de merkezde. Ne içiyorsun sen öyle? Bira içiyorum eniştem. Ha, ulan unutma. Kusura bakma. Kalk. Enişteme bir bira çak lan. Benden otur, eniştem benden. Otur Oktay gerek yok. Ben içmeyeceğim de sizin içki ruhsatınız var mı? Olmaz olur mu be eniştem? Ruhsatım da var, muhsatım da var benim. İşler iyi sanırım. Eniştem. Yuvarlanıp gidiyoruz. Neyse, bak kitapları getirdim. Hadi ya. Sağ ol enişte. Eniştem, bunlar eksik. Nasıl eksik? Ne yani, sayfası mı eksik? Yok be eniştem, bunun peygamberi eksik. Hangi peygamber? Franklin peygamber. Franklin peygamber? Evet. İyi de kutsal kitapta Franklin peygamber diye birisini ben duymadım. Sen duymadın ama ben duydum. Yani insanları Hristiyan yapmak için arasına koyuyorsunuz ya $100. Franklin peygamber, onun hesabı. $100 ya, ne Franklin peygamberi? Nereden çıkarttın şimdi? Gazeteden duydum. Koskoca basın yalan mı söylüyor enişte? Ya tamam öyle bir şeyler duydum da sonuçta öyle bir şey görmedim. Nasıl görmedin ya? Nasıl görmedin? Herkese veriyorsunuz bana vermiyorsunuz. Ne yapayım ben senin kitabını ya? Bir dakika. Demek bütün kutsal kitap şeyleri falan hepsi yalan da. Ya zaten senden beklemek lazım. $100.
Al kitaplarını git. Ben ne yapacağım senin? $100 olmayan kutsal kitabını. Asıl sende $100 varsa sen bana ver de eve giderken sebze meyve alayım en azından. Ne kadar yemek masrafım var sen biliyor musun? Hadi enişte naş naş. Yürü. Bizim işimiz gücümüz. Daha hala duruyorsun. Yürü enişte yürü. Gazla. Ne yapayım ben böyle? $100 olmayan kutsal kitabı. Anca gidersin. Hadi hadi. Sezgi'ye de selam söyle. Ha işte. Hıyar enişte. Sen de öğrendin mi lan replikleri? Öğrendim abi. Sloganı da öğrendin mi? Liverpool, Liverpool, aslanım, Liverpool, Liverpool, Liverpool. Ah başım. Of. Kız dur, dur canımı yaktın be. Of, of. Oktay'a yap be, Oktay'a yap. Yan, yan. Of. Az bile bu sana, ay, yan. Ay belim, belim be. Ya kafanda çizik bile yok, bir de bağırıp duruyorsun ya. Aynı işte. Biz delikanlı adamız. Yüzümüze biz yumruk attırmayız. Ama şerefsiz belime vurdu. Oo, ne biçim de patlattı sandalye. Ay. Lan anlatsana lan. Ne anlatacağım abi ya. Liverpool maça gittik. Orada işte fanatiklerle karşılaştık. Bir de küfür attılar. Ondan sonra da işte taka tukur kavga. Ellesinin kırı. Der lan der. Küfür mü attılar? Küfür ettiler salak. İşte böyle işte. Sayenizde gene sabaha kadar karakoldaydık. Ah ben işte. Bunlar anlatmıyor. Bari sen anlat Volkan. Ne oldu karakolda? Anam. Canım, anlatacak ne var? Sonuçta her zamanki aynı aboneliği devam ettirdik. Gene karakolda sabaha kadar Turan Bey yüzünden bekleyip durduk. Tamam eniştem ama... Yani kavga ilk önce onlar başlattı değil mi lan? Evet abi. Oh. Ya iyi de kavganın başlatanı mı olurmuş ya? Allah Allah. Hem sen bu arada neden o müşterinin kafasında şişeyi kırdın? Ha? İngiliz mi İngiliz ama Lou Galatasaray'ı küfür etti. Ben de geçirdim kafasına. Aynen küt. Ha. Abi sen ha. Adam olmazsın. Müşterinin kafasında şişe mi kırılır? Ama o da Galatasaray'a küfür ediyor. Benim için bir Galatasaray, bir de Sivas Spor canım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya sen ne İngilizce biliyorsun da adamın küfrettiğini nereden anladın? Enişte, biz cahil mahil adamız ama... Yani İngilizce bütün küfürleri bilirim ben. Oradan, cahil adam mıyım ben? Ya içki ruhsatı var demiştin sen bana hatırlıyorsan. Dedim, ulan içki ruhsatını almadın mı yoksa salak? Ya ne vuruyorsun bana ya? Sağ ol be enişteciğim. Sağ ol yani gitmişin amire demişin öyle böyle yani ruhsat işini de hallettirmişin. Çok teşekkür ederim eniştem. Sen bana teşekkür etme de Sezgi'ye teşekkür et. Eğer Sezgi ağlayıp durmasaydı amirin karşısında kafe elden gidiyordu. Ah canım çok bir tane. Ya. Bir tanem benim. Abi sen beni çok üzüyorsun. Üzülme canım bak hallolmuş iş. Ya ne hallolmuş ya? Sayende gene sabaha kadar karakoldaydık. Ya karakoldaki görevli telefon numaramızı artık ezbere biliyor. Ne kızıyorsun be enişten bak gördün mü? Karakola gide gele gide gele sayemde Türk adaletinden biriyle yakınlığın oldu be. Daha ne istiyorsun enişten? Bir saniye canım. Abi içme şunu zehirlenip gideceksin ya. Tadı biraz iğrenç ama faydalı. Abi rengim de bembeyaz olmuş. Zehirleneceksin abi bırak ya şunu. Hadi ya dozu mu arttırsam acaba? Ben bir kutup biliyorum.
Hayırdır bey? Dershane erken mi dağıldı? Ya şey, evet evet erken dağıldı abi. Ya seni iyi görmüyorum bugünlerde ben. Konuşmak ister misin? Yo, sınav stresi falan ya önemli bir şey değil. Ben biraz çıkıp dolaşayım abi, sonra konuşuruz olur mu abicim? İyisin yani. İyiyim, çok iyiyim. Tamam. Sıra kimdeydi? Vay be. Biz kendi derdimize düşmüşüz. Bizim canımız yanıyor. Herif çoğalı etrafı süslemiş. Şuraya bak. Hoş geldin Velcome. Kim lan bu Velcome? Yoksa Herifçioğlu çocuğu İngiltere'den mi alıyor? Alır mı alır? Adı Volkan ya. Kafiyeli olsun. Velcom. Yarım lan senin Velcom'unu da. Velcom'unu da. Velcom'unu da. Siz herif. Senin eşyanı da. Senin süsünü de. Süsünü de. Al hadi herifler. Balonunu da. Balonunu da. Her şeyinizi şerefsizler. Al hadi herif. Ne oldu? Enişte belim çok ağrıyor ya, hastayım. Ya süsler yırtılmış. Balon patlamış. Ben de enişte onu diyordum. Bu sesler nereden geliyor diye. Sen yaptın değil mi? Ne ben yapacağım be eniştem be? Hem bak gördün mü? Yani balonlar kendi kendine patlıyor, süsler de dökülmüş. Ev bile çocuğu istemiyor be eniştem. Ya kendin acındırıp durma, bağırıp duruyorsun burada ya. Türk gibisin, bir şeyin de yok. Ne acındıracağım, ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen? Ya adam, sen var ya, sen ne adamsın ya? Ulan adamı hasretme lan. Volkan. Efendim? Volkan, ben hamileyim. Ne? Hamileyim, Allah! Evliliğinizde, ilişkilerinizde sorunlar mı var? Bağışlamakta zorluk mu çekiyorsunuz? Yüreğinizde öfke, nefret, intikam mı var? Lütfen bizimle paylaşın. Sizin için dua edelim. Günahın tutsağı mısınız? Yoksa uzun zamandan beri kurtulamadığınız alışkanlıklarınız mı var? Ya da sorunun cevabını Rab'den uzakta mı arıyorsunuz? Bizimle paylaşın. Sizin için dua edelim. Sevdiğiniz birini mi kaybettiniz? Yüreğinizde acılık mı var? Kendinizi yapayalnız mı hissediyorsunuz? Lütfen bizimle paylaşın. Sizin için dua edelim. Ben ve evim İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile barışmış kişilerin yaşamlarından kesitler sunmaktadır. Siz de topluluklarımızda paydaşlığa davetlisiniz. Bize ulaşın, bizimle paylaşın. Sizin için dua edelim.